RPM'den herkese merhabalar. RS200'de de bu girişi yapmış olalım. Bildiğiniz üzere motoru aldık artık. Arkadaşlar, şimdi malum artık ikinci el aldık. Normalde hiç ikinci el motosiklet düşünmeyen biriydim ben. İkinci el almış yani artık bu konuyla ilgili bir konuşmak istedim. Yani bu arada bak, hazır tümsekten geçmişken, Superlight'ın yerini tutmuyor o noktada ya. Beni çok fena sarsıyor motor o tip kasislerden geçerken. Şimdi ben şey yapmak istemedim, aslında öyle bir niyetim vardı da bu sefer de hangi motosiklet üzerinden yürürüz bilemediğim için ya da herhangi bir motosikletin piyasasına tekrar olumlu ya da olumsuz bir etki yapmak istemedim. O yüzden kalkıp sahibinden üzerinden arayıp falan şey yapmak istemedim, yani bu videoyu öyle çekmeyeceğim. Bu video daha çok işte ikinci el motosiklet alım satımla ilgili olacak. Önce satmak isteyenlerle ilgili, daha sonra da işte almak isteyenlerle ilgili şeyler söyleyeceğim. Şimdi ben satmış ve almış birisi olarak tabi bu konuda birkaç fikir aktarmak istedim sizlere. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Önce satıştan bahsedeyim ben. Kendim ikinde sattığım için. Daha önce Superlight sattık. Ben satacağım zaman zaten şey yapmadım. Hani bakımlarını falan sürekli yaptığım için. Bu arada tamamen öylesine bir rota çizeceğim. Biraz çevre yoluna çıkayım ama da. Ben zaten bakımlarını falan aksatmadığım için o yönden içim rahat da hani. Her seferinde de bakıma soruyordum çünkü işlemeyi unutabiliyorlar. Sisteme geçip geçmediklerini kontrol ettiğim için satacağım kişinin de bu noktada aklı kalmasın diye her bakımdan sonra ben şahsen kayıt yaptırdım. Servis kayıtları mevcuttu yani. Yedek anahtarını zaten kullanmadım hiç. O mevcuttu. Bunun dışında Superlight'ın kitapçığı yoktur ama olan motosikletler için muhafaza etmenizde fayda var tabi. Ya ben şahsen o tip ilanlara daha öncelik veriyorum. Alacağım zaman. Yani satışta daha sonra ilana temiz koymak. Fotoğrafları bahsediyorum. Öyle çamurlu falan koyanlar oluyor. Temiz ilan koymak. Yapabiliyorsanız da video paylaşmanız daha faydalı oluyor. Satarken de şunu bilmek lazım. Hani MT7'mizde satıldık mesela. Oradan örnek vereyim. Yani biraz uçmamak lazım. İlla bir neden getiririm nasılsa mantığıyla değil. Şu bana daha mantıklı geliyor. MT07 ABS mesela, 2016 model diyelim. Açıyorum hemen sahibinden. Piyasasına bir bakıyorum. Kilometreye göre ve modeline göre sınıflandırıyorum arabamı. İşte sonrasında hani aynı kondisyonda olan motosikletlerin piyasasına bir bakıyorum. Mantıklı fiyat koymuşlar mı koymamışlar mı diye. Çünkü nedir o, kış dönemi geliyor mesela. Daha uygun gözükebiliyor fiyatlar. Bunu düşününce hani bazen bazıları da bayağı indirim yapmış oluyor. Onlar gibi de koymak mantıklı gelmiyor ama genel olarak işte ortalama fiyat aşağı yukarı belli olur. Fiyat konusunda böyle olmak lazım bence. Baktınız piyasası 6.5'sa mesela. Hani 7'ye koyup genelde motosiklet piyasasında 500 liralık bir zam olabiliyor maksimum. 1000 lira düşenini görmedim çok fazla. O yüzden bu noktada birincisi 8.000 olan ilana 5.000 olur mu, 6.000 olur mu, hatta 7.000 olur mu? 7.000 belki bir teklif edersiniz ama hani saçma tekliflerde bulunmak mantıklı değil. İkincisi paranız varsa adama soru sorun. Çünkü hani paranız yoktur ya da daha tam denkleşmemiştir. Bu sefer kendi canınız da sıkılıyor. Karşı tarafa da boşu boşuna hani meşgul etmiş oluyorsunuz. İşte satışın fiyatını belirlemek dedik. Bunun dışında mantıklı şeylerden biri de işte açıklama kısmı oluyor. Ben şahsen hani 1500 kilometrede tertemiz motosiklet gibi ilanlara bakmıyorum. Bu noktada şunu tavsiye edebilirim. Hangi model olduğunu yazıyorsunuz zaten. Bunun dışında servis bakımları var mı? Bunu belirteceksiniz. Daha da ayrıntı olursa daha da dikkat çekici, bence daha güvenilir oluyor. Kullandığınız yağdan işte zincir yağlama sıklığınıza kadar. Yok 500 kilometrede bir falan. Bu tip şeylere de bahsetmek yararınız oluyor. Aynı açıklamada zaten işte yedek kitapçık, yedek anahtar, kitapçık ve servis kayıtlarının olup olmadığını belirtmek yine mantıklı ilanlardan biri. Hani elerken fiyatta ve kilometrede anlaştıysanız ilanlara baktığınızda ikinci bakmanız gereken bu oluyor. Yani ben şahsen çok boş ilanlara bakmıyorum böyle açıklamaya. Ha bir de arayıp sorabilirsiniz, o da ayrı mesela ama adamı satmaya niyeti yokmuş gibi hani böyle boş boş koymuş. Ben de onları çok tercih etmiyorum, o yüzden öncelik vermiyorum yani.
satıştaki diğer bir etkenlerden biri de bu. Sonra işte ben Ares alırken ne yaptım mesela? Benim için şehir çok önemliydi. Normalde İstanbul'dan bile olsa alır getiririm diyordum Gaziantep'e. Sürerek ya da otobüse yükleyerek fark etmez. Sürmeyi de düşünmüştüm. Bu noktada işte yakınlığını tercih ettim. Çünkü kış ayına giriyoruz. Kış mevsimine girdiğimiz için yakın olması daha işime geldi. Bu da mantıklı. Satmada şunu da söyleyeyim. Para mevzusu var işte. Adamdan para alacaksınız. Bu işlemi noterde yapmanız güzel oluyor. Nakit ya da EFT fark etmez. Bir şekilde halledebilirsiniz. Ben bunu alırken mesela EFT'ye çok sıcak bakmadılar. Nakitte de artık güvenlikle ilgili bir sıkıntım olmadığı için hemen alıp noterde eline verdim, saydık falan. Para mevzusunu da o şekilde hallettik. Ama EFT yapsanız da olur yani, çok uğraşmanıza gerek yok. Motosiklet satarken de bu şekilde oluyor. Öncelikle ilandan birisi niyetine girdi mesela, sizle ciddi ciddi konuşuyor. Zaten adamın niyeti gerçekten belli ediyor yani, hani her malın bir alıcısı var derler ya, o alıcısı kendini çok belli ediyor. O yüzden hani o noktada çok takılmanıza gerek yok. Gerçekten alıcıysanız zaten o adam sizin peşinizi bırakmaz. Niyeti yoksa zaten anlarsınız, siz de çok takmayın o tiplere. Alma noktasına gelelim şimdi arkadaşlar. Alırken de aynı şeyler geçerli tabii. Ben alırken şahsen RS200 mesela alırken öncelikle bütçeme dikkat ediyorum. Örneğin benim bütçem 7000 ise kalkıp 10.000, 11.000'lik motorlara bakmıyorum. Buna göre bir sınıflandırma yapıyorum. Liste bu şekilde oluştuktan sonra işte bütçem 7.000 ise kalkıp 8.000'e daha diye bir nevi bazen yazdığım oluyor. Ama düzgünce mesaj yazıyorum yani. Hani diyorum içinize sinecek son fiyat nedir diye girip konuya. Son olur nedir ona bakıyoruz. Yani son olurunu da zaten anlaştıysak sonra detayını sormaya başlıyorum ben. Bazıları da baştan fiyat söylemiyor. Yani motorun geçmişini soruyorum açıkçası. Hani servis kayıtları var mı? Nasıl kullandın? İlk sahibi misin? Kaçıncı sahibi olduğunu ben illa sorarım. Öyle bir takıntım var. Bunu da sorduktan sonra işte fiyatı son kez konuşuyoruz. Bu noktada ben gene talep ettim mesela. Hani fotoğraflarda çok net olmuyor bazı şeyler. Geçenlerde bir araba aldım mı yaptık. Onda da aynı durum vardı. Hani fotoğraflarda çok belli olmadığı için söyledim, hani detaylıca söyle, sonuçta ciddi alacağız, geleceğiz. Orada bir sürprizle karşılaşmayalım. Ona göre fiyat düştü falan olmasın sonra. Neyse, ona göre fiyatını da söylesin. Ben de aldığım malı bileyim anlamında. Böyle bir durum söz konusu. Bu noktada işte ben sordukça zaten bana satacak olan arkadaş videosunu da atayım falan dedi. Onlar etkili oldu, hani videosuna da baktık. Videoda çalıştırdı, rölantideki sesini falan gördük bilmem ne. Daha sonra ben bu motoru alırken işte benim zaten buradaki servisimde, daha önceki motorumun servisinde son bakımı yapılmış bu motorun. Oradan işte bizim ustalarla irtibat kurduk. Daha sonra bizim ustaların bildiği bir motor çıktı. Bu geçmişini biliyorlarmış. Ben onu deyince zaten, onu öğrenince daha doğrusu, doğrudan motosikleti almaya geldim. Şey yapmadım hani sağında solunda ne vardı falan, böyle çok detaya takılmadan. Ustamın da tavsiyesi üzerine dedim yakından bir görmek lazım artık. Parayı da alıp gitmek o noktada mantıklı oluyor tabi. O şekilde işte sonra arkadaşla görüştük, oradan beni karşıla dedik. Otogarda buluştuk Adana'da. Daha sonra bunun da aynalarına daha tam alışamadım. Daha sonra işte orada buluştuktan sonra otogarda bir gördük motorun durumunu. Geç hadi geç. Kalacaksın. Hem bizim önümüzü kırıyorsun. Bak hala soldan yavaş yavaş gidiyor. Neyse arkadaşlar, oraya gittikten sonra da işte önce motorun durumuna baktık. Bu noktada şunu söyleyeyim. Ben satacağım motoru çok kullandırmam. Eğer adamla çok muhabbetimiz olmadıysa, tanımıyorsam falan. Örneğin Enes'ten örnek vereyim. Kalkıp MT07'yi kullandırması çok mantıklı bir hareket olmuyor. Neden? 700'lük motor. Ucuz bir şey değil. Kalkıp bir düşse değerinden kaybediyor. Hadi yaptırırsın falan diyenler olur belki ama o motor düşmüş oluyor bir kere artık. Bunları düşünce artık büyük CC'de bunlara bakmıyoruz. Zaten kazası olmayan bir motor. Temiz durduğunu kendisi belli eder yakından baktığınızda. Sağa soluna bakarsınız vuruğu kırığı var mı. Bu tip şeylere göre de karar verirsiniz. En kötü ihtimal artçı olursunuz işte, çok merak ediyorsanız. Mesela ben bunu alırken daha önceki kullanıcısı genelde böyle, ne bileyim hani kaç oluyor, 5000-6000 devirlerde vites arttırmış. Yani
ilk artçı oldum, dedim benim sürmem çok uygun olmayacak, senin arkana bari bineyim. Bankaya, notara giderken falan bir süre motoru göreyim dedim ben. Dışında bir sıkıntı yok da bir ciğeri nasıl onu görelim diye. Bunu anlamak için de arkasına bindik, artçı olduk. Artçı olduğumda mesela hemen böyle ne bileyim daha 40'tayken vites 3'te 4'te neyse böyle şey oluyor. Hani çok çabuk vites arttırıyor. Hani motor bayılır ya. Bajajda bu teknoloji var. Her viteste çekiyor motor. Normal bir motorda olsa teklemeye başlar. Arabadan bilirsiniz. Yemiyor çünkü. Yemediği için de vites düşürmeniz gerekiyor. Ama bu arkadaş işte yüksek viteste yavaş hızla gitmeye alışmış. Motoru zorlamadım demişti. Hani böyle bir düşünce de olabiliyor. Bunu görünce tabii insan ya bu niye bu kadar yavaş gidiyor deyip içinde şüphe düşebiliyor. Bu noktada işte ben doğru bir dille kendisine söyledim işte hani dedim kardeş sen böyle böyle dedin de ben bir dedim arkana bineyim de şunun gidişini görelim. Öyle müsait bir yolda işte şey yapmış olduk, gidişini bir gördük. Dedim hızlan sen ilk 3-4 vitesi böyle bir devir, şu an 12.000 devir çeviriyor bu. 9.000'lere falan gelsin dedim, motorun böyle redline'a yakın seslerini bir duyalım. Duyduk, gidişinde de bir sıkıntı görmedim. Ondan sonra gittik aldık zaten yani. Motorun servis bakımları falan da tamdı zaten. Yani hepsi işti. Kazası yok anladığımız kadarıyla, bir söyledikleri kadarıyla. Yani bu şekilde de almış olduk. Noterdeki işlemleri söyleyeyim. Arkadaşlar, malı satan kişi ödemez noter masrafına. Alan kimse o ödeyecek. Yani ben bu motoru alırken noterdeki masrafları ben ödedim. Tamı tamına 126 mıydı? 126,5 lira mı? Öyle bir şeydi işte. Bunu satan kişi ödemiyor. Siz ödemek zorundasınız. Yani satan kişi sadece noterde parasını alıyor. İşte evrakları imzalıyor, o kadar. Siz de alıcı olarak parayı verdikten sonra işte imza işleri halloluyor. Bu noktada da şu önemli, satanlar için sigortanın falan yapılmış olması gerekiyor. Yani o yılki sigortasını motorun yaptırmazsanız satamazsınız. Ya da motorun herhangi bir borcu çıkıyorsa onun satışını yapamazsınız. O yüzden motoru satacağınız zaman bunu bütün eksiğini geldiğini tamamlayıp o şekilde satmak gerekiyor. Aklıma gelmişken şunu da ekleyeyim. Bu ruhsat işleri falan nasıl oluyor? Motosikletin devrini noterden yaptıktan sonra eskiden bu arada plaka değişikliği ile ilgili ücret ödemeniz gerekiyordu notere. Şimdi o ücret kalktı, sadece plakanın baskı bedeli falan oluyor sanırım. Orayı tam hatırlayamadım. Şey bedeli kalktı yani, noterde plaka değişikliği için 126 lira işlemler için ödediyseniz bir de onun için bir 126 daha mı ödeniyordu eskiden, o tip bir durum vardı sanki. Artık öyle bir durum yok, ben plaka değişikliği yaptıracağım diye derseniz noterde yani deminki gibi 126 dediysek 126 gene ödeyip çıkıyorsun dedi, başka bir şey olmuyor. Burada ruhsat işleri nasıl oluyor peki? Plaka değişse de değişmese de aynı şey zaten, geçici evrak veriyorlar ve o geçici evrak 15 gün içinde sigorta yaptırmanız gerekiyor. Sigortayı yaptırdıktan sonra ruhsatınızı alıyorsunuz. Bu noktada şu önemli. Mesela ben Antep'e girer girmez polis çevirdi beni. Dedi ki sigortanı sorgulayacağız. Ben dedim şey evrağım duruyor benim. Yeni aldım zaten, sabahını aldım, akşamına Antep'e giriş yapıyorum. O 15 günlük olayı sordum falan. Dedi ben fark etmez, ben motora bakarım dedi yani. Üzerindeki adam onu ilgilendirmiyor, sahibi kimmiş. Yani bu noktada benim anladığım, polisin de bana anlattığı kadarıyla anladım. Bana bu motoru satan kişi sigortasını yaptırmamış olsa, ki sigortası zaten satamaz dedik de, o an bir şekilde sistemde sigorta gözükmese motosikleti bağlayacaktı polis. Böyle de bir durum yaşadık. Onu da anlatmış olayım. Sigortayı yaptırdıktan sonra doğrudan emniyete gidiyorsunuz. Sigortanızı zaten sisteme düşüyor. Sigortayla ilgili başka bir işiniz olmuyor orada. Sadece şu devir yaptığınız evrak sizde kalıyor. Bir kopyası karşı tarafta kalıyor. O evrağı polise verdiğinizde, bu arada öyle çok zor bir iş değil zaten, plaka değişikliği falan da yoksa, hemen ruhsatla ilgili olan sıraya geçiyorsunuz. Ben gittiğimde sıra bile yoktu böyle işlek bir zamanda gitmeme rağmen. Doğrudan o evrağı verir vermez polise size baskı halinde ruhsatınızı teslim ediyor arkadaşlar. O işlemi de anlatmış olalım. Çünkü ben merak ediyordum mesela hani bu ruhsat ne zaman gelecek falan. Eğer kendiniz gidip almazsanız sigorta yaptırdıktan sonra 15 gün içinde kendileri size kargoluyor. Böyle bir de hizmetleri var ama tabii tavsiye eder miyim? Etmem. Şahsen 15 gün beklemeyi seçmezdim. Bekledin sonra gelmedi, tekrar git PTT'den almaya uğraş, bulmaya çalış falan. Bu tip işlemlere kalmamak için hemen kendiniz gidip halletseniz daha iyi olur. Zaten o ruhsatı cebinize koyunca artık motoru aldığınızı hissediyorsunuz. O zaman işte motorluyum diyorsun. Ben de öyle oldu. Onu alana kadar o geçici evrakta dolaşmak şey gelmiyor insana böyle.
Her ne kadar sizin üstünüze de olsa. Arkadaşlar yani motosiklet alım satımda genel olarak durumlar böyle. Alıp satarken ki yaşanan hikaye de buydu. Bunu da bir anlatmak istedim çünkü insanlar merak ediyor. Herkes motor ustası değil çünkü hani sağına soluna neresine bakacağını da bilemeyebiliyor. Neresine bakacağımıza dair de ufakça bir bahsederiz gene başka bir videoda. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ben biraz gazlayayım. Hazır havayı güzel yakalamışken. Hoşça kalın.